Hayrolsun konak ahalisi. Uyanmayan varsa uyansın. Mekanın sahibi geldi. Ayten! Kezban! Bir süvari yapın bana. Orta şekerli. Açalım başını, açalım bir başını, açalım başını arkadaşlar. Arkadaşlar baba, açalım baba. Başını. Tamam bana bırak, bana bırak, bana bırak, tamam. Deniz sakin ol oğlum, gel böyle. Nedir hastanın ismi? Babam, Adnan Bey. Daha önce bir rahatsızlığı var mı? Daha önce kalp krizi geçirdi. Dil altı ilacı vesairesi var mıdır yanında acaba? Var mı? Sakin olun, sakin olun. Derin derin nefes alın. Derin derin nefes alın. Derin derin nefes alın. Nefes alın Adnan Bey, derin derin. Nefes alın, şu ilacı da bir... Acilen hastaneye gitmesi gerekiyor. Ben ambulans arayayım mı? Ben hastaneye falan gitmek istemiyorum. İyiyim. Kalkmayın, kalkmayın. Hayır, hayır. Hastaneye gitmek istemiyorum. Hastaneye gitmen lazım. Hayır, kesinlikle hastaneye gitmek istemiyorum ben. Ölmek mi istiyorsun Adnan? Oğlunun en mutlu gününde ölmek mi istiyorsun? Hastaneye gitmen lazım. Ben size mutluluklar dilemeye gelmiştim. İyiyim. Eğlenmenize bakın lütfen. Yapmayın böyle. Aklımız sizde kalacak. Kızım, senden de çok özür dilerim. Ben size mutluluklar diliyorum. Her şeyi de mahvettim. Düğününüzü mahvettim. Kusura bakmayın. Allah mesut etsin. Hayır baba, olur mu öyle şey? Hastaneye gitmemiz lazım ya. Hayır. Baba. İyiyim, eve gideyim, dinleneyim. Adnan. Hastaneye götürün, böyle olmaz. Mirza, sen doktorsun, ikna et lütfen. Adnan Bey. Baba. Thank you.
Adnan Bey. Bakın yaşadığınız şey kalp spazmına benziyor ama bir krizin öncüsü de olabilir. Şu anda iyiyim sanırsınız ama 10 dakika sonra ya da 1-2 saat sonra ne olacağını bilemezsiniz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ben iyiyim, beni rahat bırakın. Yok baba yok, ben seni bu halde rahat bırakamam, tamam mı? Hiçbir yere gitmek yok, bu halde olmaz. Ferit, düğünü bozmanıza izin veremem. Hadi gidin siz, eğlenin, hadi lütfen. Yok baba yok, yok yok yok, hayır bak hayır. Hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Ya bu halde araba kullanamazsın sen baba. Nereye gideceksen söyle bana, ben seni götürürüm ya. Baba sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha neye inat ediyorsun? He? Ya zaten yukarıda yapacağın şovu yapmadın mı sen? Ferit. Baba, Ferit. Baba, hayır baba, hayır ya. Bak ne diyorum sana? Gel, gel. Nereye gideceksen bin, ben seni götüreyim bak, baba. Ayşe gelinlik de seni bekliyor. Düğünü bırakıp böyle bir berbat babayla uğraşamazsın. Bana bu vicdanı yükleme lütfen. Olacak iş mi bu Allah aşkına? Sen bu haldeyken ben seni bırakabilir miyim? Ya sana bir şey olursa Allah korusun? Gel baba bin şuraya. Biz Ayşe'yle hallederiz. Gel. Gel lütfen. Bırak şimdi gelinliği, düğünü müyünü. Gel. Senden önemli değil. Ben de geliyorum. Ya Ayşe. Olmaz, yalnız bırakamam seni. Ferit. Oğlum ne yapıyorsun? Damatsız düğün mü olur ya? Ne yapıyorsun? Ben bırakırım tamam. Abi. Sen gidersen vazgeçer. Tamam mı? Ben ikna ederim onu. Hadi siz halledin. Ferit, şöyle bir şey yapalım Ferit. Bence zorlamayalım. Rahat edeceği bir yere götürelim. Ben bir kardiyolog arkadaşımla konuşayım. Gelsin baksın. Eğer durum ciddiyse hastaneye alırım, olur mu? Tamam, biz daha evine gidiyoruz o zaman. Arabayı alayım ben de. Haber ver. Ne oldu Sinan? Ferit daha evine götürdü. Doktor oraya gelecek de. Ya biz düğünü ne yapacağız? Gelirler mi acaba? Peki kendine geldi mi baba? Durumu nasıl? Hala inat ediyor doktora gitmem diye. Ya baba herkes bize bakıyor. Anne bir el atsan. Ben bir konuşma yapayım. Değerli misafirler, Adnan Bey'in ani rahatsızlığı hepimizi üzmüş ve şaşırtmıştır. Ne yapıyor bu ya? Affınıza sığınarak bu akşamki düğünü noktalıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sağlıklı günlerde mutluluğumuza tekrar ortak olmanız dileğiyle iyi geceler. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Alo Ayşe'cim. Yoldayız Vediye abla. Mirza da gelecek. Daha iyi sanki. İkna olmuyor değil mi? Neyse, en azından başında bir doktor olacak. Ayşe, sen şimdi Adnan'a bir şey belli etme. Ama biz burada düğünü iptal ettik haliyle. Davetlilerden müsaade istendi. İyi yapmışsınız, tamam. Tamam canım, hadi ben seni daha fazla yormayayım. Beni habersiz bırakma, olur mu? Sor bakalım şunu. Herhalde Ayşe'den bir şeyler öğrendi, nasılmış Adnan'ın durumu. Adnan iyiymiş Azade, yoldalarmış. Baba. Ferit. Babacığım. Bak, otelden eşyalarını, ilaçlarını da aldırıyorum, tamam mı? Merak etme. Aha, tamam. Hemşire de çağıralım Ferit. Saadet hemşire vardı ya. Daha önce o ilgileniyordu babanla. O her şeyini biliyordur, takip etmiştir. Onu çağıralım. Yok, ben hemşire istemiyorum. Kendim her şeyimi halledebilirim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var kızım, o kadar. Lütfen. Lütfen. Kahraman Mirza, Adnan Sancakzade'nin derdine düştü. Sen önce evdekini düşün, evdeki de. Ne diyeyim ben buna ya, ne diyeyim? Beyefendi sanki artist. Şimdiye kadar her şey bitmişti. Sen ne yapıyorsun kızım? Delirdi mi kızım? Ne yapıyorsun? Kapat şunu. Evet, delirdim. Sayende delirdim dede. Ölmek mi istiyorsun sen? Ha? Ölmek mi? Ha? Niye olmasın? Her gün ölmektense şimdi öleyim. Yeter. Böyle şeyler deme bana. Bıktım, anlamıyor musun? Bıktım. Ondan bundan medet ummaktan bıktım. Birilerini kandırmaktansa bir kez ölürüm, kurtulurum. Böyle şeyler söyleme.
Benim hastalığım yüzünden birçok kişinin hayatı tehlikeye girecekse öleyim daha iyi dede. Sözünde durmadın. Az kalsın Ayşe benim yüzümden gelin olamayacaktı. En mutlu gününü zehir edecektik. Ne olur vazgeç dede. Ne olur vazgeç artık. Ya bırak öleceksem öleyim. Sen vazgeçmezsen ben vazgeçeceğim. Ben bitireceğim. Hey! Duyduk duymadık demeyin. Özgürüm ben artık. Hem de anne oluyorum. Kapat şu camı. Çıkar çıkmaz rezil etme insanı el aleme. Niye rezil oluyormuşsun? Anneannesi. Sen de sevinsene. Torun seveceksin. Yaman biz niye buradan gidiyoruz? Senin eve buradan gidilmiyor ki. Bana gitmiyoruz. Niye? Kızım, senin hiç utanma sıkılman yok mu? Evli barklı adamın evinde kalmayacaktın herhalde. Ya tamam hala boşanmamış olabilirler ama benim de çocuğumun babası. Ayrıca yarın öbür gün boşanacaklar. Orada durmaz diye düşünmüştüm. Tamam da biz daha boşanmadık anne. Yeter artık. Senin yaptıkların boyun açtı. En iyisi sen çeneni kapat da Yaman bir an evvel bizi otele bıraksın. Hangi otele? Bu otele, benim kaldığım otele. Of, orası çok kötü ya. Ben kalmam orada. İstersen çadır kur orada yaşayalım anne. Paramız buna yetiyor, işine geliyorsa. Zümrüt teyzeciğim, tamam para önemli değil. Yani Hande öyle istiyorsa öyle yaparız. Zaten biliyorsun hamile. Hiç gerek yok Yaman. Bundan böyle evlenene kadar ben ne diyorsam onu yapacaksınız, anlaşıldı mı? Ben nereye gidersem Hande de oraya gelecek. Yetti artık elinde oyuncak olduğumuz. Alo Yaman. Betül. Müsaade edersen Yaman'la konuşacaktım. Pardon canım ya, ben arkadaşlık refleksiyle açıvermişim. Betül sen niye aramıştın? Yaman belki bilmek istersin diye düşündüm. Adan amca fenalaşmış düğünde. Kalbi sanırım. Ben de yeni öğrendim. Düğünde yarıda kalmış. Nasıl fenalaşmış? Kötü bir şey var mı? Ben de bilmiyorum ki, apar topar götürmüşler. Demek düğün yarım kalmış. Allah Allah. İnşallah kötü bir şey yoktur. Tamam Betül, haber verdiğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Düğün sonrası cenaze de çok kötü oldu. Ben yaşıyorum. Sağ olun. Ben iyiyim. Sen merak etme. Otur sen babacığım. Sen otur. Dinlen şöyle güzel güzel. İyi misin, değil misin? Doktor gelsin, bir baksın, muayene etsin, o karar versin. Tamam mı? Peki. Yazık, getirdim. Kızım niye zahmet ettin? Hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Şöyle uzanın isterseniz. Yok sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Emin misiniz? Eminim. Tamam. Böyle rahat. Peki. Ferit, oğlum çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ne yaptık ki baba? Sen başımızda ol, bize yeter. Başka istediğiniz bir şey var mı Adnan amca? Yok kızım, sağ ol. İyiyim, daha iyiyim. Bak Ayşe, ben seni kızım gibi görüyorum. Sen de bana Adnan amca yerine baba dersen beni o kadar mutlu edersin ki. Peki, baba. Teşekkür ederim kızım. Sinirden başım tuttu. Onca emek, onca telaş hepsi boşa gitti. Adnan Bey'in sayesinde düğünden mi dönüyoruz, cenazeden mi dönüyoruz belli değil. Vallahi helal olsun. Of. Kezban, bana bir ağrı kesici getirsene. Hemen hanıma. Sen de bir bitki çayı yap Ayten. Tabii hanım. Sincap, sen niye yayıldın öyle? Uykun yok mu kızım senin? Hadi. Cık, baba uyuyacak halimiz mi kaldı Allah aşkına? Şu halimize bak, serseme döndük iyice. Doğru diyorsun. Adam vallahi düğünün ortasında hıkık deyip gidiyordu ya. Hepimizin aklını aldı. Anne, vallahi ben Ayşe'nin yerinde olsam bunu saymam. Bir tane daha düğün isterim. Yeter Sinan, yeter. Hadi al kızını da odanıza çıkın. Hadi. Hadi gidip dinlenin.
İyi geceler babaanne. İyi geceler kızım. Annem, iyi geceler. İyi geceler oğlum. Alo, Ferit. Merak ettim oğlum, her şey yolunda mı? Nasıl durum? Her şey yolunda Azad'ın. Adnan amca, yani babam daha iyi şu an, merak etmeyin. Ferit yok mu? Ben aslında onu soracaktım. Ferit mutfakta şu an. Hemen çağırıyorum. Ferit. Efendim. Gelsene, annen arıyor. Babama versene. Efendim anne. Vallahi babam pek iyi değil. Yatırdık şimdi. Dinleniyor. İnat etti hastaneye gitmeyeceğim diye. Ben de daha evine getirdim. Başına ne geliyorsa zaten inadından geliyor. Oğlum ne yapın, edin, ikna edin de hastaneye gitsin. Çocukluğun alemi yok şimdi. Anneciğim ben ikna edemedim. İstiyorsan sen konuş. Seni kesin dinler. Ferit, şakanın sırası değil şimdi oğlum. Benim babanla konuşacak hiçbir şeyim yok. Ne diyor annen? Yine benim kötülüyor. Konuşacak bir şey yok. Yok baba, yok. Tamam anneciğim. Sen merak etme, şimdi babam uyur zaten. Yatar, dinlenir. Ben seni bilgilendiririm, tamam mı? Ben ne merak edeceğim onu? Ben sadece sizin geceniz ziyan oldu diye. Bizim hiçbir şeyimiz ziyan olmadı. Ayşe de iyi, ben de iyiyim. Sıkıntı yok. Siz iyi olun, yeter bize. Tamam oğlum, tamam. Annem seni merak etmiş. Tabii tabii. Merak eder. Sorun görmüyorum ama yine de bir uzman arkadaşa danışacağım. Daha önce ağır bir vaka atlattığı için onun da görmesi iyi olacaktır. Önemli bir şey olmadığı müddetçe burada izleyeceğiz bu gece. Şimdi eğer rahat uyuyamazsa ben ona bir serum da yaparım. Sağ ol. Sağ ol Mirza. Sana da zahmet oldu, buraya kadar geldin. Estağfurullah. Hava çok soğuk. Ben bir çay yapayım mı? Gitmeden içer misin? Hayır demem vallahi. Tamam. Size çay yapıyorum. İstediğin kadar esip gürle. Babanın yanında 5 yaşında bir oğlan çocuğuna dönüşüyorsun değil mi? Ben yetimhanede büyüdüm. Arkadaşlarımla birbirimize babalık taslardık. Düşünürdük acaba bizim babalarımız nasıl insanlar diye. Bu Şahin Avcı ile ne bağın var? Dede deyip duruyorsun adama. O beni sokaktan evine almasaydı ne tıp okuyabilirdim ne de böyle yüzüne bakılır bir insan olurdum. Ona çok şey borçluyum. Eyvallah. Allah'ın şanslı kuluymuşsun, yüzüne gülmüş. Ne kadar şanslı olursan olsun. Şansını iyi kullanmazsan önüne açılan hiçbir kapıdan içeri giremezsin. Haklısın. Ben bir sonucu arkadaşıma danışayım. Daha sonra konuşuruz. İyi olur. Tamamdır Meriç'im. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Selam söyle, eyvallah. Dışarısı çok serinmiş. Al çayını içti, biraz için ısınsın. Sağ olasın. Şimdi doktor arkadaşımla konuştum. EKG'si temiz, bir sıkıntı yok diyor. Çok şükür ya. Düğün gecesi. Derinlikle hasta bakımı hizmeti ha.
kısmet değil. Artık kısmet mi, işaret mi, ona zaman karar verecek bence. Zaman neyi karar verecek? Mesela bu ailedeki laneti zaman gösterecek. Farkında mısın? Başlarına sürekli kötü olaylar geliyor ve işin kötüsü seni de sürüklüyorlar peşlerine. Tuhaf gelmiyor mu? Ya bütün bu yaşanan olumsuzluklara şaşırmıyor musun artık? Ben sevdiğin adamın yanındayım. O yüzden şaşıracak bir şey yok bence. Şaşırmaman daha kötü. Stockholm sendromu. Ya da mazoşizm belirtisi ki o daha kötü bir olasılık. Ya, psikolojik analizlerini kendine sakla lütfen. Adaçayı böyle demlenirse gerçek bir boğaz antiseptiği. Tabii tabii. Neyse size afiyet olsun. Her şey için de teşekkür ederiz. Mirza Bey, yolunuz uzun. Biz sizi tutmayalım. Ferit, babanın sağlığı. Merak etme sen. Ben şimdi bir kardiyologla görüşürüm. Gereken neyse yapılır. İçin rahat olsun. Mirza Bey buraya kadar geldi, yoruldu. Gerekeni yaptı. Artık yolcu yolunda gerek. Peki. Adam müsaade değil mi o zaman? Tabii. Okey. Adnan Bey'e de söyledim. Spazm sonrası kalp krizi çok olası. Allah korusun enfarktüs durumunda 3 dakika içinde kişinin beyin ölümü, 6 dakika içinde ağır beyin hasarı ve müdahale edilmezse 10 ile 12 dakika içinde ölümü gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Gerçi sen bütün bunları biliyorsundur. Ne yapacağını da bilirsin. Görüşürüz. Ya Ferit, yine de adam bu kadar yardım etti. Bir çayını içirseydim bari. Ya tamam yardım etti de buraya karımla zevzeklik etmeye de gelmedi yani. Ona ne benim alemin derdinden, lanetinden? Haklısın. Ama babanın sağlığı önemli şu an. Bir tanem merak etme. Ben babamın sağlığını herkesten çok düşünüyorum. Şimdi bir kardiyolog arkadaşı arayacağım. Sadece işiyle ilgilenen, işinde iyi bir kardiyologla gereken konuşmaları yapacağım. Meseleyi çözeceğiz tamam? Tamam aşkım sen bilirsin. Düğünü bırakıp gelmen çok anlamlıydı. Teşekkür ederim. O düğün ikimizin düğünüydü. Damatsız olmazdı. Ya mecburen geldin yani. Ben sana mecburum. Ben de sana mecburum. Ben arayayım şu doktoru. Tamam mı? Sen ara. Hadi biraz hava almış ol. Gel kızım. Anne sen şaka mısın ya? Ben kalamam burada. Kızım sana kaç kere söyledim ha? Terk ettiğim o eve ben bir daha gitmem. Kapıyı vurup çıktım eve geri dönmem. Şimdi gurur yapmanın sırası mı? Kaç yıllık kocanın evi. Böyle otel köşelerinden daha mı kötü? Gurur ne demek bilseydi zaten bunlar başına gelmezdi. Neyse yarın öbür gün iş bulur çalışırım. Paramız olunca da daha iyi bir yere geçeriz. Gerçekten iğrenç. Küveti bile yok. Ben kalamam burada kusura bakma. Kızım nereye gidiyorsun? Ne olur gir içeri. Anne bak gardiyanlar yeterince darladı beni. Bir de sen başlama. Yavrum ne olur senden rica ediyorum. Gel biraz otur konuşalım. Gitmek istiyorsan ondan sonra git. Doktor sana anne olamayacağını söylediğinde ne kadar üzüldüğünü hatırlıyor musun? Ama bak sanki bir mucize oldu ve sen anne olacaksın. Artık tek değilsin. Senin canından, kanından bir parça taşıyorsun karnında. Belki şimdi pek bir şey hissetmiyorsun. Ama o bebeği kucağına alınca anlayacaksın. Ondan daha değerli hiçbir şey yok bu dünyada. İşte o zaman kendin için değil, bu bebek için iyi bir insan olmak isteyeceksin. Değişeceksin Hande.
karnındaki çocuk için değişmek zorundasın. Ben senin içini biliyorum anne. Bana öyle minicik elleriyle sarılan o küçük bebeğin yüreğini biliyorum. Sen kötü biri değilsin. Ama bu içindeki hırsların, öfken seni bambaşka bir yola sevk ediyor kızım. Yapma anne. Yapma ne olur, öfkene yenik düşme yavrum. Kendine ve bebeğine bir söz ver. İkiniz için yepyeni bir dünya kur annem. Her zaman senin yanında olacağım. Sana söz veriyorum. Seni duyuyor, seni hissediyor. Sen ne hissedersen o da seni hissedecek. Senin bir parçan artık o. Bebek bana her şeyi unutturacak mı anne? Sadece sende gurur yok, bende de var. Benim bebeğim de görecek ne kadar güçlü bir annesi olduğunu. Senin o kader dediğin Azade ile, Ayşe ile, Ferit ile, hepsiyle bebeğim için savaşacağım ben. Yüreğim soğumadan rahat yok bana. Kendini acımıyorsan bebeğini acı. Sen benden neyin hesabını kesiyorsun Yaman? Benden esirgediğin babalığın hesabını kesiyorum Adnan Bey. Besleme gibi sadakalarla büyüttüğün oğlun hesabı bu. Bir kere bile başını sıvazlamadığın oğlun hesabı bu. Anladın mı? Senin bana kesmek istediğin hesabı ben kendime çoktan kestim. Ve bunun bedelini ödüyorum. Hala bunun bedelini ödüyorum oğlum. Efendim? Baba? Baba! Ayşe! Ayşe! Ne oldu Ferit? Babam yok. Buradaydı, uyuyordu. Yok. Gördün mü sen? Hayır, görmedim de nereye gitmiş olabilir ki? Tuvalete baktın mı? Her yere baktım, bak. Ya baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Niye gidiyorsun ki ya? Ne bu acele Allah aşkına ya? Ne yapmaya çalışıyorsun böyle? Of! Baba, babacığım neredesin sen Allah aşkına? Niye bize haber vermeden çekip gidiyorsun? Haber versem gitmeme izin verir miydin ki oğlum? Vermezdim tabii, senin yatıp dinlenmen lazım babacığım. Telaşlanmana gerek yok Ferit. Ben iyiyim. Zaten kendimi iyi hissetmesem çıkmam herhalde, değil mi? Ah be babam ya. Bak Ferit, ben gerçekten iyiyim. Beni merak etme. Bazen oluyor böyle, sonra geçiyor. Sen karını üzme ve beni düşünme, olur mu? Lütfen. Tamam baba. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ne diyebilirim ki? Kendine dikkat et yeter. Tamam oğlum, tamam. Efendim abi. Heh. Ferit oğlum niye haber vermiyorsun ya? He? Var mı bir durum? Yok abi, yok. Babam da yok zaten. Nasıl yok lan? Ne diyorsun oğlum? Gitmiş. Aradım, konuştuk. İyiyim diyor, beni merak etmeyin diyor ya. Yaptığı işe bak Allah aşkına. Ha işte iyiymiş, iyiymiş, iyiymiş. Bak işte düğünüzün içine ettim, bütün milleti ayağa kaldırdım, rahatladım demek istemiş. Ya saçmalama abi sen de şimdi ya. Ya oğlum öyle değil mi? Öldüm bittim ayağına, bütün milleti ayağa kaldırdım. Ya bilerek mi yaptı adam? Allah Allah. O iyi olsun yeter. Mirza iyi dedi zaten. Kalp doktoruyla da konuştum.
İlacını aldıysa takip edin dedi sadece. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gamsızlar uzun yaşar oğlum. Bu lafımı unutma, tamam mı? Senin Allah'ım. Yokmuş değil mi ortalıklarda? Ya. Oğlunun en güzel gününü mahvetti. Şimdi kim bilir nerelerde gezip tozuyor. Adnan Efendi. Hayırdır? Fenalaşmışsın. Çok mu ağır geldi malının mülkünü kaybetmek? E tabii mal canın yongası değil mi Adnan Bey? Yıllardır senin için boşuna vicdan yapmışım. Ne olduğun Hande'ye göz koymandan belliydi. Vay! Bel altı laf sokmalar falan ha. Benim kim olduğum kanımdan belli, kanımdan. Ne de olsa babamın oğluyum. Sen benim evladım olamazsın. Ya senin evladım diye bağrına bastıklarını da gördük şimdi. Konuşturma beni. Hiç değilse senin gibi hırsız değiller. Ya tamam. Madem senin evlatların o kadar güvenilir, o zaman malını mülkünü onların üstüne yapsaydın ya. Niye benim üstüme yaptın? Bak, burada güvenilmez olan bir kişi var, o da sensin. Yarın bütün aileyi toplayıp her şeyi anlatacağım. Senin ne olduğunu, ne yapmak istediğini, her şeyi, bütün gerçekleri bilecekler. Tamam, bilsinler, öğrensinler. Öğrensinler. Ama gayrimeşru bir kardeşi olduğunu öğrendiklerinde senin yüzüne bakacaklar mı acaba? Ya sen hiç mi utanmıyorsun Ferit'ten de Sinan'dan da? Servet hırsızı seni. Babalarının mal kaçırdığını öğrendiklerinde benim yaptıklarım devede kulak kalacak Adnan Bey. Biliyor musun? Sen de birazcık onur olsa gider şu uçurumdan aşağı kendini atarsın. Ama sende o yürek yok. Sen... Senin o elinin bana kalkması için bana emek vermen lazım. O yüzden attırmam, o elin bir daha bana kalkmasın. Seni öldürürüm. Öldürürüm de Ferit'le senin de hakkını yedirmem. Benim hakkım ne olacak? He? Bana vermediğin babalık ne olacak? Sen o köylünün, garibanın arazisine çökerken gözettin mi hiç hak hukuk falan? He? Gözettin mi? Ben her şeyi biliyorum Adnan Bey. Senin o babanı, o kayınbabanı, onların zorbalıklarını, o konağı nasıl aldığını, o fabrikayı nasıl kurduğunu her şeyi biliyorum. Evlatlarına haram lokma yedirirken senin hiç aklına geldi mi hak hukuk? Vay vay vay. Bahtiyar'la bir olmuşsun da benim kuyumu kazmaya çalışıyorsun, öyle mi? Ya sen Yavuz hırsızlık yapmayı bırak da şimdi. O yediğin haram lokmaların hesabını ver Adnan Sancakzade. Yıllardır iki tane asalağı sırtımda taşımışım. Şimdi sırt sırta vermişler, bir olmuşlar, benimle savaşıyorlar. Tamam o zaman. Hadi savaşalım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Göreceksiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, göreceksiniz. Alo. Adnan her şeyi anladı. Senin yanına geliyor, hesaplaşacak seninle hazır ol. Hesap ettim cümle dünya malını. Neticesi bir top beze dayandı demiş aşık. Bizim hesabımız kolay yeğenim. Bir parça bezimiz hazır, şükürler olsun. Asıl şimdi sen düşün. Dünyalıklar sana geçti. Pardon, kim aramışsınız? Sen pardon ya. Sen kimsin be? Çekil şuradan. Hop hop hop, nereye gülüm? Dur 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 dur. Benim kafadan çatlak kızım gelmiş. Ne oldu, babanı mı özledin? Ne yapıyorsun baba sen? Ne bu hal? Ne var halimde? Özgürlüğümün tadını çıkarıyorum ya. Neyin özgürlüğü bu, pardon? Hapisten çıkmanın özgürlüğü. Annenin esaretinden kurtulma özgürlüğü, daha ne olsun?
Baba, müjdemi isterim. Dede oluyorsun. Kızın sana bir torun veriyor. Bu evde artık torun seveceksin. Kendine gel artık, toparlan. Hande, benimle oyun oynama. Ne oyunu canım? Bütün testlerim pozitif çıktı. Hamileyim işte. Tutundu benim bebeğim, bana tutundu. 8 ay sonra da sana tutunacak. Anneannesine, dedesine, bu eve, babasına. Sevinmedim ben. Düştüğümüz hallere bak ya. Ne varmış durumumuzda canım? Her şeyimiz olacak. Benim çocuğum konaklarda büyüyecek. Hande, sen babasını ihbar etmiş, onun hayatını, itibarını mahvetmiş bir kız. Senden nasıl anne olur acaba? Önce o masum yavruya temiz süt verecek masum bir anne bulmak lazım. Bir de tabii çamura bulaşmamış, pisliklere bulaşmamış bir baba. Böyle başkasının yatağından çıkıp gelmiş değil yani. Bana gelince o masum yavruya dokunacak kadar temiz mi bu evde? Değil artık. O yüzden sevinmedim. Hiç kusura bakma. Hadi. Baba ne yapıyorsun? Yürü. Ne yapıyorsun baba? Yürü dedim. Çık evinden. Sen beni karnımda bebeğimle kapının önüne mi koydun şu an? Madem hep beraber battık, ayrı ayrı sürünelim, acımız daha az olur. Hadi güle güle. Sen görürsün baba. Sen de benim konağımın kapısına geldiğinde aynen böyle kovacağım seni. Bu yaptığının bedelini çok fena ödeyeceksin. Babamla konuştum. Otele gitmiş. Söz verdi bana. Sabah uyanır uyanmaz doktora gidecek. Bu aynı olacak. Çok sevindim ikna olmasına. Vallahi ben de çok sevindim. Neyse ben şu gelinliği çıkarayım artık. Niye? Niye sen çıkartıyorsun ki gelinliği? Neden? Her. Gelinlik üstünde kalsın, yine düğün yaparız mı diyorsun? Yok. Gelinliği damat çıkartır diyorum. Gelin çıkarırsa ne olur ki? Rivayete göre çarpılırmış. Öyle diyorlar. Damat çıkarırsa peki? Damat çarpılırmış. Bu yüzden mi bana öyle bakıyorsun? Evet. Bu yüzden böyle bakıyorum sana. Ben sana çoktan çarpıldım. Söz kalbim.
gerçek aşk. Süründürmez. Aşk yaşatandır nihayetinde. Dünya var olalı beri ne aşk affetti ihaneti, ne de söndü geride kalanların intikam ateşi. Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri, dönmeselerdi yarı yoldan, aşk efendimiz olur, hükmü alırdı dünyadan. Adnan baba. Burada mıydınız? Evet kızım, seni bekliyorum. İyi misiniz siz? Yüzünüz biraz solgun görünüyor. Ben çok iyiyim. Bunu sana düğün hediyesi olarak vermek istiyorum. Rahmetli annemden kaldı. Ondan kalan tek hatıra bana. Artık seni. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel. Çok değerli. Bunu layığıyla taşıyacağına eminim kızım. Güle güle kullan. Mutlu ol, olur mu? Yardım edeyim mi takmak için? Adnan baba. Baba. Çok. Adnan baba. Baba. Prensesi çiçeklerle mi uyandırsam yoksa? Doğru. Prensesler öperek uyandırılır. Günaydın. Günaydın sevgilim. Bana çiçek mi getirdin? İyi uyudun mu? Sen benim yanımda uyudun ya. O yüzden en huzurlu uykumu uyudum ben. Oh mis. Bu yüzden bu kadar mutlusun yani, öyle mi? Benim kocam bu kadar yakışıklı, bu kadar aşıkken mutlu uyanacağım tabii. Tabii tabii. Bana duymak istediğim şeyleri söyle. İşte benim almak istediğim cevap buydu. Saat kaç oldu? Vallahi sevgilim saat biraz geç oldu. Niye beni uyandırmadın? Sana kahvaltı hazırlayacaktım. Oo, ben seni beklesem acımdan ölürdüm. Ben kalktım, kahvaltımızı hazırladım, merak etme. Şimdiden kocamdan laf mı yemeye başladın? Bana mı öyle geldi? Yok hayatım, yani laf söylemedim, yanlış anlama. Şimdi imzayı attın, ilk günden de değiştin diye de düşünme. Ben erken kalkarım biliyorsun. E kalkınca da insan tabii gönül ister ki eşi ona güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamış olsun. Ya yani biz siz İstanbullular gibi brunch bilmeyiz. Biz Anadolu erkeğiz yani. Kalktık mı eşimiz kahvaltıyı hazırlasın isteriz. Ya bunun İstanbul'la Anadolu ile ne alakası var? Kadın erkek eşit şartlarda iş yapar bir kere. Eşittir bir tanem, eşittir ama... yani ben anamdan babamdan öyle görmedim. Sadece onu söylüyorum, yanlış anlama. Baban nasıl oldu bu arada, konuştunuz mu hiç? Konuştum, konuştum. İyiymiş çok şükür. Daha iyi. Hatta hepimizi konağa çağırdı. Neden? Hepinizi bir arada görmek istiyorum. Söylemem gereken önemli şeyler var dedi. Tamam dedim, geliriz dedim ben de. Neymiş acaba önemli olan? Gidince öğreneceğiz. Hadi kalk sen de. Ben de sofrayı hazırlamaya devam ediyorum. Tamam, hazırlanıp geliyorum. Sana da günaydın. Evet. Oo, Ferit Bey.
döktürmüşsün yine aşkım. Her şey güzel karım için. Beğendin mi? Ya beğenmez olur muyum? Hadi gel otur bakalım, keyfini çıkaralım. Yalnız sen beni böyle alıştırırsan ben hep isterim senden, söyleyeyim. Yalnız alışmayalım, pek fazla buna alışmayalım. Çünkü hizmetlerimiz sadece cicim ayı için geçerli. Peki bu cicim ayları ne kadar süre geçerli? Şimdi bunun 3 aydan başlayıp sonsuza kadar süreni var. Siz hangisini tercih edersiniz? Ben sonsuza dek olanı alayım o zaman. Güzel cevap, sevdim. Ama sonsuza kadar böyle hizmet edemeyebilirim, baştan söyleyeyim hayatım. Ne demek o şimdi? Yani bu işler konusunda biraz daha dengeli olsak, biraz daha eşit olsak fena olmaz mı demek istiyorum. Senin bir adım önde olmak hoşuna gider belki. Bütün kahvaltıları sen hazırlarsın, bütün yemekleri sen yaparsın. Çamaşır, bulaşık hepsini sana bırakırız. Yaparım evvelallah, erinmem. Ama ne olursa olsun her şartta sen benden bir adım önde ol. İnanayım mı buna? İnan sevgilim. Sonsuza kadar inan. İnanıyorum. Hem de çok inanıyorum. Şöyle yapalım. Ne sen bir adım benden önde ol, ne de ben senin önünde olayım. İkimiz de yan yana yürüyelim, olur mu? Olur. Seni seviyorum. Ben de sevgilim. O zaman afiyet olsun. Çok acıktım. Vallahi Kezban abla, bu Ayşegül'le kesin birileri büyü yaptı. Kızın başına gelmeyen kalmadı ya. En mutlu günü bile rezil oldu. Saçmalama Ayten ya. Büyü yapacak olan Adnan Bey yapmıştır asıl. Görmedin mi adam şak diye düştü. Allah korudu gene vallahi. Meren'in bir sadakası varmış. Doğru vallahi. Kezban, Ayten. Dün geceki fırtınadan saksılar devrilmiş herhalde. Her taraf toz toprak içinde. Oraları gidip bir temizleyin. Temizlediydik ama bir daha temizleyelim. Hadi 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 hadi. Efendim Adnan. Alo Azadem. Hayrola? Bu sabah da benim günümü bozmak için mi aradın? Hiçbir baba evladının mutlu gününü bozmak istemez. Ben Sinan'ı aradım, açmadı. O yüzden seni arıyorum. Dinliyorum. Bugün konakta ayrıca toplanmak istiyorum. Ne oldu? Yoksa yeni bir düğün mü tertiplemeye karar verdin? Hiç alay edecek bir durum yok orada da. Çok önemli. Mutlaka konuşmalıyız. Allah Allah. Çok merak ettim şimdi. Neyle ilgiliydi konu Adnan? Babam mı? Beni de aramış. Ne istiyor? Kapattı. Önemli bir mesele konuşacakmış. Hepimizin toplanmasını istedi. Vallahi kimse kusura bakmasın. Gitsin duvara konuşsun. Ben bundan sonra ne bu konaktan içeri sokarım onu, ne de onu dinlerim. Oğlum hemen esip gürleme öyle. Sakin sakin dinleyelim. Bakalım sorun neymiş, öğrenelim. Ya anne babam işte ya. Aynı şarkıyı söyleyecek. Tanımıyor musun sen de? Allah Allah. Adnan amcacığım. Seni yerde ararken gökte buldum. Olayları duyduk, çok üzüldük. Senin ne işin var burada? Ne zaman çıktın sen? Aa, insan eski gelinini görünce böyle mi yapar? Azıcık sevinsene. İn aşağıya hadi. İn. İn diyorum sana, hadi in aşağıya. Aa, bir dakika, sakin ol Adnan amca. Boşanmak sana hiç yaramamış. Sinirli olmuşsun. Neyse, kaç yıllık evlilik tabii, haklısın. Aile meselelerimiz seni ilgilendirmez. İn aşağıya diyorum sana. Ferit de Ayşe'yi yaptıklarından sonra senin yüzünü dahi görmek istemiyorum. Hadi git dön. Ait olduğun yere dön, tımarhaneye. Çok ayıp ediyorsun Adnan amca. Beni o tımarhaneye tıkmak isteyenler amaçlarına ulaşamadı. Çünkü yanımda Yaman var. Yakında hayırlı haberlerimizi alırsın. Bakalım o zaman da böyle yapabilecek misin? Ne geberiyorsun sen ağzında? Hadi ne söyleyeceksen söyle. Hadi söyle, söyle de rahatla. Ben çok rahat edeceğim zaten. Ama hepinizin rahatı kaçacak diyorum. Bana bak, eğer aileme bir zarar vermeye kalkarsan seni mahvederim. Tehditler için çok geç. Yaman'la evleniyoruz.
Artık üzülür müsün, sevinir misin bilmiyorum ama sürprizlere açık olsan iyi edersin. Bana bak, yalan söylüyorsun. Yine yalan söylüyorsun. Yalandan evlenmeyi oğlum Ferit'e soracaksın. Bana değil, o bilir. Ayşe'yi istemeye gitmemişsin. Belki beni istemeye gelirsin ha. Yüzükleri de sen takarsın. İçinde kalmasın, yazık. Ah bu arada, ben sana en müjdeli haberi vermeyi unuttum ya. Dede oluyorsun. Belki bu sefer erkek torunun olur ha. Sevindin mi? Yakında görüşürüz Adnan babacığım. Gece gelirsin sandım, beklerken uyuyakalmışım, özür dilerim. Şey, seninle vedalaşmadan gitmek istemedim. Evi temiz bırakıyorum bu arada, her yeri temizledim. Dolapta da yemek var, iki gün yeter sana. Acıkınca yersin. Kendine iyi bak Kemal. Teşekkür ederim. Ama aslında ben... Yaman, bak yatak odasının camını açık bıraktım. Biraz hava alsın, kapat tamam mı? Öyle uyuma çünkü hasta olursun. Betül, sen burada kalıyorsun, ben gidiyorum. Yaman saçmalama, bu ev senin. Tamam, teklif etmen çok büyük incelik ama... Hayır, ben incelik olsun diye söylemiyorum ki. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum, gerçekten burada kalmanı istiyorum. Ne istiyorsun Yaman? Burada oturup bir gün Hande'den vazgeçeceğin günü mü bekleyeyim? Bunu mu istiyorsun? Hayır, bekleme. Bu evi senin varlığın ısıttı. Çünkü yuva olarak bildim. Yani benimle olmadı ama bir başkasıyla olacaktır muhtemelen. Ben buna eminim. Gerçekten bak. Bu ev seninle özdeşleşti Betül. Ben şimdi Hande ile kalkıp buraya gelirsem kendimi kötü hissederim. Burası sana ait. Yaman, karnında bebeğini taşıyan bir sevgilin var. Bebeğinizi burada büyütürsünüz. Üçünüzün yuvası olur burası. Hem bu ev çok şirin. Tam bebek büyütmelik. Ben burada yaşayacağımızı sanmıyorum. Zaten bebek doğunca Hande buraya sığmaz. Tabii. O daha çok böyle konak gibi bir yer hayal ediyor değil mi? İşte herkesin beklentisi farklı. Sevdiği adamdan bebek sahibi olunca dünyalar onun olan da var. Dünyalara sığamayan da. Betül bak, bu senden son isteğim. Lütfen beni kırma. Eşyalarını al, götür ve yerleştir. Lütfen. Tamam. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Kabul edeceksin Betül. Kabul etmeni istiyorum ya. Bak biz boşanıyoruz ve bu senin hakkın, tamam mı? Lütfen. Yaman, bak ben böyle bir şeyi gerçekten istemiyorum. Dur lütfen, zorlaştırma. Hayırdır Hande? Babam beni evden kovdu. Hamileyim dedim, umurunda bile olmadı. Gittim bebeğimle otel köşelerinde kalıyorum. Betül burada. Bilmiyordum ben, çıktın sanmıştım. Pardon Betül. Çıkıyorum. Çıkmıyorsun. Benim ricamı kırmıyorsun ve burada kalıyorsun. Bunu konuşmuştuk Betül. Yaman yapma. Betül son isteğim dedim, değil mi? Yaman öyle istiyorsa bence dinle Betül. Benim için problem yok zaten. Biz bebeğimizle yeni evimize geçeceğiz. Buraya sığmayız. Biliyorsun bebeğin eşyaları yetişkinden daha fazla oluyor. Ben de aldıkça alırım artık. Sen benimle bir dışarı gelsene. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Betül benim boşandığım kadın gelecek planlarını anlatacak başka birini bulamadın mı sen? Kime anlatayım başka? Kim var ki zaten? Heyecanımı kimle paylaşayım? Hormonlarım var benim. Birazcık anlayışlı ol. Onun da duyguları var, hatırlatırım. Kızım sen hiç empati kuramıyor musun ya? Kuramıyor muyum sence? Şu anda canım deli gibi yeşil erik çekiyor. Tuzlu tuzlu, kütür kütür, tamam mı? İçeri giriyorum eski karın. Ona diyorum ki burada kalabilirsin Betülcüğüm. Daha ne kadar empatik olabilirim ya? Hande bak. Sen Betül'ün canını yakmaya çalışıyorsun, ben bunun farkındayım, buna izin vermem. Betül bizim düşmanımız değil, anladın mı beni? Eğer bir daha Betül'ün kalbini kırdığını görürsem seni çok fena bozarım.
Anladık. Betül kırmızı çizgimiz. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Planımız ne? Adnan pes etmiyor. Savaşmaya başladı. Her şeyi konaktakilere anlatacakmış. O yüzden konağı hemen boşaltacaklarını sanmıyorum. Yani o kadar malı mülkü tek seferde verecek değil ya. Mantıklı. O zaman ne yapalım? Yeni bir plan yapmamız lazım. Önce bana kalacak daha iyi bir otel lazım. Havuzu da olsun. Yüzeceğim biraz, bebeğe de iyi gelir. Bir de para lazım. Tamam anne. Sana çok karşıyım. Yapma anne. Yapma. Tamam. Sen de bana aşıksın. Biliyoruz. Hadi ya, asma suratını artık. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Gül birazcık. Gül hadi. Hanımım. Hı. Hep birlikte yemeğe oturacak mısınız? Sofrayı hazırlayalım mı? Yok. Daha sonra hazırlarsın. Feritler geldi mi? Henüz gelmediler. Tamam. Sonra yeriz Kezban. Tabii hanımım. Yoldaymış, Feritler geliyor. Tamam oğlum. Beyefendi daha teşrif etmedi. Bekliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Maşallahın var. İyileşmişsin. Çok daha iyiyim Sinan. Çok daha iyiyim. Evet. Belli zaten. Annem önemli dedi. Çıktık geldik. Ne anlatacaksan anlat hadi. Ferit gelsin, hep birlikte konuşalım, olur mu? Tutunacak son dalıydım. Nasıl da canı yanmıştır kim bilir. Dua etsin, hala da yanacak canı var Bahtiyar abi. Şimdi bizim son bir hamlemiz kaldı. Ama öncesinden sana sormam icap eder. Adnan neticesinde babandır. Kıyabileceksin mi öz babana? Öz evladına kıyana ben de kıyarım Bahtiyar abi. Neyse, biz şimdi işimizi tamamlayalım. Herkese merhaba. Geç kaldığımız için kusura bakmayın. Trafik vardı. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Geçin oturun oğlum. Daha iyisiniz değil mi babacığım? Çok daha iyiyim. Teşekkür ederim kızım. Hadi oturun çocuklar. Ne konuşacaksak bir an önce konuşalım. Gel kızım. Çok şükür baba. Bana her şeyden önce bir izin verin. Gelinime ben bir hediye vermek isterim. Dün fırsat bulamamıştım kızım. Bu senin. Al aç bakalım, beğenecek misin? Eğer beğenmediysen takmak zorunda değilsin. Hayır. Çok güzel. Benim için çok kıymetli bir hediye. Çok teşekkür ederim. Takmama izin verir misin? Tabii ki. Bu bana annemden yadigar. Çok kıymetli benim için. Bunu hakkıyla taşıyacağına eminim. Mutlu tak. Güzel yaşa kızım. Teşekkür ederim. Baba. Evet, takı merasimimiz de bittiyse, değil mi? Hadi o zaman, hadi. Konuşacağımız aile meselesine gelince,
söze girmek bile benim için çok zor. Biliyorsunuz size ve annenize çok acı bir hadise yaşattım. Ve bunun neticesinde de annenizle boşandık. Ve siz çok büyük bir tepki gösterdiniz, haklı olarak. Ben artık evime gelemiyorum. Siz de zaten benim yüzümü görmek istemiyorsunuz bile. Affedilmeyecek bir hata olduğu için bu davranışınızı anlayışla karşılıyorum. Ne diyor? Ne demeye çalışıyor? Ben mi anlamıyorum bir tek? Ha? Ne oldu, sen şimdi pişman oldun? Hepimizi topla, ne diyor ya? Seni af mı edelim, onu mu diyorsun? Abi. Ne var oğlum? Tamam. Ne tamam oğlum? İzin ver de bir babamız anlatsın derdini. Yaşadığım hadise bizim aile içi meselemizi açtı çocuklar. Çok tehlikeli bir boyuta geldi. Baba, derdini biraz daha açık anlatır mısın lütfen? Şu videodan dolayı şantaj mı yapıyorlar yoksa? Tehdit mi ediyorlar seni? Keşke şantaj olsa. Keşke tehdit etseler Ferit. Çok daha kötü. Kusura bakmayın. Ekrem müdürü acilmiş. Şirketten arıyorlar. Affedersiniz. Efendim Ekrem müdür. Ne diyorsun ya? Nasıl, karşı taraf ne diyor? Abi ne? Ya nasıl ortada yoklar? Teminat mektubu? Nasıl sahteymiş ya? Bizim para? Bittik biz. Tamam. Tamam, ben şirkete geliyorum, orada konuşuruz. Ne oldu Sinan? Ortaklar ne diyor? Abi ne oldu, hayırdır? Otel arazisini sit alanı ilan etmişler. Ruhsatlar iptal. Peki ortaklarımız ne diyor? En kötüsü de o. Ortaklar yok. Sermaye yatırımı için aktardığımız para var ya, hepsini çekmişler, ortada yoklar. Siz şirketi yurt dışında mı kurdunuz? Abiciğim, adamlarla kendi aramızda konsorsiyum imzaladık. İtalya'dan teşvik alacaklardı, anladın mı? Ve iş gücünü de herifler üstlenince... Maddi kaybımız ne kadar peki? 50 avuçta ne varsa hepsini yatırdım. Tamam. Tamam abi, tamam tamam. Sakin ol. Gidelim holdinge. İşin aslını bir öğrenelim. Ona göre pozisyon alır, hareket ederiz. Tamam mı? Ben babamı alayım. Sen de geç holdinge. Hep beraber geçelim. Hadi. Hayatım, konuşuruz. Tamam. Sonunda battınız Sancakzade ailesi. Sen yaptın. Sen. Neyse abi. Ben gidiyorum, götüreyim seni de. Ben biraz işim var. Sen git yoluna. Tamam, görüşürüz. Kazamız mübarek olsun. Olsun. Anlatacaktın? Bir kardeşleri daha olduğunu mu? Göğsünü gere gere gayrimeşru olun yamanı mı tanıştıracaktın bize? Öğrendin demek. Evet, öğrendim. Ve kendimi hayret ettim. Ben bunca yıl böyle sahtekar bir adamla nasıl evli kaldım diye hayret ettim. Eğer yaman meselesini söyleseydim çok daha zor olacaktı her şey, inan bana. Ne diyecektin? Evliliğimi batırdım. Şimdi de şirketimi batırdım diyecektin. Ne diyecektin? Nedir bu ortaklık meselesi? Sen bir dolandırıcıya pabuç bırakacak adam değilsin. Nedir? Anlat bakalım. Gerçek yüzünü anlat bu işin.
ben sana yardımcı olayım. Bu konunun Yaman'la alakası ne? Ha? Birlikte bir kötülük yapmaya çalışıyorsunuz bize. Ben Yaman konusunda çok büyük bir hata ettim Azade. Senin yardımı da ihtiyacım var. Bazı şeyleri düzeltmek zorundayım. Ve Yaman'ı evlatlarıma anlatmalıyım ben. Ya ne yapacaksın? Kardeşleri birbirine kaynaştırıp bana cephe almalarını mı istiyorsun? Sen nasıl yüzsüz bir adamsın? Bu saatten sonra senin de Yaman'ın da yüzüne bakarlar mı sanıyorsun? Bizden uzak duracaksınız. Oğullarımdan da benden de. Cehenneme kadar yolunuz var ikinizin de. Yaman meselesi bildiğin gibi değil Azade. Bildiğin gibi değil. Kes sesini ablan, kes sesini. Senden öyle nefret ediyorum ki. Ölmeni istiyorum biliyor musun? Ölmeni istiyorum artık. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Efendim Vedat Bey. Azade Hanım, incelettim Adnan Bey'in hesaplarını. Maalesef Yaman Bey'in hesabına yüklü bir transfer görünüyor. Yalnız para değil, taşınmazlarını da Yaman Bey'e devretmiş efendim. Servetimizi Yaman'ın üzerine geçirdiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Hadi yapmadım de, hadi inkar et, hadi yapmadım de. Yaptım, evet yaptım, yaptım. Malmuk sevdası bu kadar mı gözünü kör etti? Kendi öz evlatlarını dolandıracak kadar mı kör etti? Ha? Ben evlatlarımın hakkını, rızkını size yedirmem. Anladın mı beni? Kes sesini, kes! Kes sesini, kes be kadın! Azade, sana özür dilerim. Özür dilerim, ben büyük bir hata yaptım. Ama inan ben her şeyi düzelteceğim. Hiç kimsenin hakkını ben kimseye yedirmem. İnan bana, kimseye yedirmem. Bana zaman ver. Lütfen bana zaman ver, düzelteceğim her şeyi. Halledeceğim, söz. Geldim, geldim. Oğlum nerede kaldın? Kafayı yiyeceğim ben burada ya. Antakya'da İstanbul'u aratmıyor trafikte maşallah. Ya aynı yolu ben de geldim. Bir tek sana mı denk geliyor bu trafik? Demek ki bana denk geliyor abi. Hadi uzatma bakalım şu dosyaları. Öyle şey olur mu abi? He? Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Arazi bizim. İnşaat burada yapılacak. Sen sermayeyi yurt dışına gönderiyorsun. Böyle bir hata yapılır mı ya? Oğlum babam buldu getirdi adamları ya. İtalya'dan teşvik alacaklarmış. Bir fon varmış. Neredeyse bizim sermaye kadar para aktaracaklardı. Konsorsiyum sözleşmesi İtalya merkezli olmalıymış. Oğlum ortak yeni şirket kurduk lan Milano'da. Abicim hiç mi şüphelenmedin Allah'ını seversen? Hiç mi uyanmadın? Tamam şüphelendim şüphelendim bir ara da. Milano Üniversitesi'nden arkeoloji heyetiyle konuşturdular beni. Geçen hafta oğlum. Kazı yapacağız dediler. Herhangi bir sorun çıkmayacak dediler. Milano Üniversitesi'nden arkeoloji heyetiyle görüştün öyle mi? Ya insan bu kadar saf olur mu ya? Ya hiç mi uyanmadın Allah aşkına? Nasıl düşersin böyle bir tezgaha? Ya hadi ben yarım akıllıyım tamam mı? Ben bu numarayı yedim, cahilim ben. Sen neredeydin? Ha? Dursaydın oğlum işinin başında. Cekesini aldın çıktın kaç defa dedim sana. Demedim mi? Gel dedim sana kaç defa. Gel şu şirketi beraber yönetelim dedim. Demedim mi? Hani babam nerede? Bak ne duruma düştüğümüzü öğrendi, çekti gitti. Hani bulup getirecektin, nerede yok. Ya aradık bulamadık, bir daha arayalım. Hem suçlusun hem güçlü. Çekip gitmişim. Kovuldum ben buradan, kovuldum. Açmıyor. Açmaz. Açmaz. Gelir birazdan. Gel Ekrem, gel. Bak. Bu belgeyi kurumdan gönderdiler. Ben istedim, mail attılar. Adamlar bize geçen sene demişler ki bu arazinin statüsü değişebilir. Hazırlığınızı yapın. Her an sit alanı ilan edilebilir demişler. Biz ne yapmışız?
inşaata başlamışız. Ya kim yaptı bu hatayı? Nasıl böyle bir hata yaparsınız Allah aşkına? Nerede bu tebligatın orijinali? Kim sakladı? Efendim, Yaman Bey genel müdürdü hocanın. Bizim de bir bilgimiz yok açıkçası. Sahtekar herif suçlu olduğunu biliyor. Utanmıyorsun Ferit'ten de Sinan'dan da. Servet hırsızı seni. Babalarının mal kaçırdığını öğrendiklerinde benim yaptıklarım devede kulak kalacak Adnan Bey. Biliyor musun? Sen de birazcık onur olsa gider şu uçurumdan aşağı kendini atarsın. Ama sende o yürek yok. Kafayı yiyeceğim oğlum ya. Var mı bir şey? Bir şey de lan. Ne söyleyeyim abi? He? Ne söyleyeyim ya? Fena kazıklanmışız. Adamlar bizi göz göre göre... Göz göre göre aldatıldık. Aklım almıyor. Yemin ederim aklım almıyor. Ya biz devletin el koyacağı araziyi niye satın alıyoruz? Hani babam inceleyip sık dokuyordu. Kaybettiğimiz sadece bu kadar olsa keşke. İyi misin sen anne? Artık iyi miyim, değil miyim bilmiyorum. Efendim? Evet benim. Evet. Nasıl? Ferit, ne oldu oğlum? Babam.
Ne olmuş babana? Oğlum. Kaza geçirmiş. Ferit, babanı rüyamda görmüştüm. Bana inci kolye hediye etti ya. Aynı incileri ben rüyamda gördüm, biliyor musun? Sana anlatacaktım ama. Ne? Ne diyorsun ya? Nasıl? Neredesiniz? Ayşe abla, ne oldu? Ne oldu? Adnan babam kaza geçirmiş. Ne? Dedem kaza mı geçirmiş? Durumu iyi mi Ayşe abla? Bir şey var mı dedemin? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Beyefendi, o tarafa geçemezsiniz. Arkadaşım bak, orada yatan benim babam. İzin ver geçeyim. Beyefendi lütfen. Baba. Babam. 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 Baba. Baba. Götürüyorlar. Biz de herkese çağırdılar. İfademizi alacaklar. Ne diyorlar? Kaza mıymış? Bir şey demiyorlar. Arabasını inceleyecekler. Topsi yapacaklar. Sonra her şey çıkacak ortaya.
Niye astın suratını oğlum? Beğenmedin mi yoksa hediyeni? Çok beğendim Adnan amca. Ama bunu Ferit'le Sinan abime almıştın. Gördüm ben. Onlar oynuyordu bunlar. Aynısından sana da aldım oğlum. Bu senin. Hoş geldin. Ben de balayına nereye gideriz diye bakıyordum öyle. Anne. O öldü. Kim öldü? O işte. Adnan amca. Babam yani. O zaman baba demek için çok geç kaldın Yaman. Ki o sana hayatı boyunca oğlum demedi. Duydun mu hiç ağzından? Duymadım. Bana bak. Seni hayatı boyunca evladı yerine koymamış. Sana kalbinde değil bırak sofrasında bile yer açmamış. O koşturduğu atlar gibi seni de ahırda beslemiş biri için. Böyle yas tutmayacaksın değil mi? Yani ben ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi bilmiyorum anne. İyi, bilmiyorsan ben sana söyleyeyim o zaman. Hiç öyle kör ölür, badem gözlü olur modlarına girme. Seni hayatı boyunca inkar etmiş bir adama da ölünce değer biçme. Ya aslında son günlerinde... Yani son günleri olduğunu biliyor muydu emin değilim ama. Sus. Öyle amalı fakatlı sevilmez babalar. Ölmüş birine de acınmaz. O sana hayatı boyunca acıdı mı hiç? Hele o Azade'yi düşün. Seni o konağın kapısından sokmamak için neler yaptı o kadın? Senden nefret ediyor. Hayatı boyunca bir böcek gibi gördü seni. Şimdi bizim zamanımız. Seni sokmadıkları o konağı Sancakzade mezarlığına çevireceğiz. Kapısından içeri bile giremeyecekler. Anladın mı? Biz birbirimize söz verdik. Önce kendimize söz verdik. Yüzüme bak. Bizim planlarımız, hayallerimiz var Yaman. Şimdi bir bebeğimiz de var. Ve bu dünyanın kaç bucak olduğunu göstermemiz gereken insanlar var. İntikamımızı almazsak nasıl zafer kazanacağız? Öyle değil mi? Öyle. Ben seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Bediye abla, Adnan babam kaza yapmış. Aa, ne diyorsun Ayşe? Hay Allah'ım yarabbim, daha yeni kriz atlattı adam, bir de kaza mı oldu? Şimdi nasıl peki? Başımız sağ olsun.
Babanız yakın zamanda kalp krizi geçirmiş, doğru mu? Evet, ikinci kez geçirmişti. Ama durumu iyiydi. Kazayla bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilmiyoruz. Olay yeri incelemesine göre kaza gibi duruyor ama. Aması ne? Başka bir durum mu var? Kaza mı, cinayet mi? Orası otopsi raporundan sonra belli olur. Ferit Bey, iyiyseniz birkaç sorum daha olacak. Azade Hanım, Adnan Bey'le yeni boşanmışsınız. En son ne zaman görüştünüz kendisiyle? En son konağa gelmişti. O zaman gördüm. Daha çocuklar da vardı. Son dönemlerde babanızla aranız kötüymüş. Niye tartıştınız sizden bir? Bunun ne alakası var babamın ölümüyle? Ha? Tamam, işin görürsün. Yaz öyle. Yaz. Öz evladı yüzünden oldu sen. Kapat dosyayı. Bitti gitti. Hadi. Bakın üzgünsünüz, anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama savcılık Adnan Bey'in ölümünü şüpheli görüyor. Ve o yüzden ben de size bu soruları sormak zorundayım. Siz de biraz anlayışlı olun ve cevap verin lütfen. Kavganızın sebebi mal mülk paylaşımı mıydı? Allah affetsin. Babam mala mülke biraz düşkündü. Ama asıl mevzu anneme olan ihaneti. Siz de annenizin tarafındaydınız herhalde. Çok ağır kavgalar ettik babamla. Ağzıma geleni söyledim. Çok acı laflar ettim. Çok. Çok suçladım onu. İlk çocuğum ben onun. Ciğeri yanmıştır adamın. Ne babalığını bıraktım, ne adamlığını bıraktım. Benim yüzümden oldu kesin. Gitti öldürdü kendini. Öldürdü. Benim fotoğrafım cebimden çıktı. Başınız sağ olsun. Baba. İkinci kalp krizini de atlattı derken. Dostlar sağ olsun. Elif'e çok selam söyle. Başınız sağ olsun.
Dostlar sağ olsun Cüneyt, sağ ol. Sorgunuz bitti mi? Bitti, bitti. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Sinan abi. Sinan abi, başın sağ olsun. Bu niye gelmiş buraya? Dün gece geç vakitte baban Yaman'ı aramış. Babam Yaman'ı mı aramış? Gece bizim yanımızdaydı. Bizden çıktıktan sonra Yaman'ı aramış, öyle mi? Niye şeytan görmüş gibi bakıyorsun Allah aşkına? Nikahlı karımsın sen ya. Sohbet etmeye geldim. Fena mı yaptım? Çık git buradan Hüseyin. Çık git buradan. Git buradan. Git. Adnan ölmüş. Haberin var mı? Ne? Ya konuşturmuyorsun ki insanı. Ne diyorsun sen? Kapat kapıyı gel. Nasıl olmuş? Ben anlamadım. Nasıl öldü? Ne zaman öldü? Vallahi kaza diyorlar ama yani. Ama derken? Ya kaza mı cinayet mi belli değil. Ne cinayeti Hüseyin? Kim niye böyle bir cinayet işlesin ki? Ya bu cinayetten kimin çıkarı varsa? Bana bak, geveleyip durma da bana düz yolu anlat şunu. Ya bu Yaman, Adnan'ın oğlu ya. Senin kızını da tutturdu, ben Yaman'la evleneceğim, konağa çökeceğim diye planlar yapıyordu. Yani var gerisini sen düşün. Yok Allah'ım sen koru. Yok be, benim kızım öyle bir şey yapmamıştır. Kadarını yapmaz. Yapmamıştır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Zümrüt? Biz en kötüsüne hazırlıklı olalım. Hadi eyvallah. Allah. Allah'ım sen misin? Sen bizi koru ya Rabbim. Sayın seyirciler, şimdi elimize ulaşan bir son dakika gelişmesini paylaşmak istiyoruz sizlerle. Antakya'nın ünlü iş adamlarından Adnan Sancakzade geçirdiği elin bir kazada hayatını kaybetti. Toprağın bol olsun Adnan Bey. Adnan ölmüş. Başın sağ olsun anne. Baban geldi. Bana her şeyi anlattı. Yaman Adnan'ın oğluymuş. Bunu sen biliyordun değil mi kızım? Yoksa sen bu yüzden mi sürekli ben konağa gelin gideceğim deyip duruyordun ha? Bana bak Hande, sen ne işler çeviriyorsun ha? Yoksa o adamcağız sen mi? Evet. Adnan'ı ben öldürdüm. Bana bak kızım. Eğer bu işin altından da sen çıkarsan... Hande. Allah. Allah'ım sen koru. Kız bana hadi. Bağır, çağır. Çeneni tutamadın da. Senin yüzünden oldu da. Ferit.
Uslu olup bir şeyle. Bir şeyle lan. Abi yapma. Senin suçun yok abi. Kendini eziyet etme. Takdiri ilahi böyleymiş. Ay benim babam. Yüzüne bile bakmadım oğlum adamın. Çok ağır laflar duydu oğlum evladından. Sindiremedi. Benim yüzümden öldü. Benim yüzümden öldü Ferit. Babam. Babam. Ay benim babam. Babam. Ay benim babam. Babam özür dilerim babam. Abi yapma böyle. Yapma abi. Senin yüzünden olur mu abi? Kader böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Benim yüzümden oldu. Hayır abi, hayır. Özür dilerim baba. Bırakma kendini, yapma. Suçlama kendini böyle. Hadi kendine gel. Suçlama kendini. İçeri girip helallik de istemiyorsun hiç. Öteki tarafa mı bıraktın hesabı? Göstermediği babalığıyla mı helalleşeceğim? Adnan amcandan helallik isteyeceksin sen. Babalık yapmadıysa da amcalık yaptı. Bunun hesabını da soracaklarsa. Hem meydana çıksın artık kim oldun. Ferit de Sinan da kardeşlerini bilsin, tanısın. Vaktidir. Öyle mi gidecektin baba? Canımızı yakarak, bize gönül koyarak mı gidecektin sen? Babam. Hakkını helal et babam. Evlatlarına hakkını helal et. Sana hakkımız geçtiyse helal hoş olsun. Vedalaşır mısın benimle de? Helalleşir misin Sinan'ınla? Çok suçladım seni. Hep noksanını gördüm. Ben daha evlat olmadan
senin babalığını sorguladım. Daha... daha adam olmadan... senin adamlığını sorguladım. Bana kestin cezayı değil mi? Benim yüzümden gitti. Ben nasıl kaldınız yapışmış burada? Sinan'ın nasıl yaşayacak baba bununla? Niye susturmadın beni? Niye konuşturdun baba? Abi tamam. Vursaydın ya ağzımın ortasına iki tane. Kırsaydın ya çenemi, sustursaydın beni. Abi yapma, tamam abi. Yakma canımızı, tamam. Yapma böyle. Yaman! Azade Hanım. Kim olduğunu biliyorum. Biliyorum. Adnan Bey'in babam olduğunu da biliyorsunuz. Aslında zaten beni o gece bunun için çağırdınız. Ama bir türlü konuşamadınız niyeyse. Fakat şimdi sizi böyle daha bir kararlı görüyorum. Şimdiye kadar bilip de nasıl sustuysan... bundan sonra da susacaksın. Çıtın çıkmayacak. Ferit'le Sinan bunu asla bilmeyecekler. Niye böyle bir şey yapayım? Aileme kavuşmak benim de hakkım. Ne istiyorsun? Hı? Ne kadar istiyorsun? Para teklif ediyorsunuz ha? Susmam için para teklif ediyorsunuz. Anlat. Vallahi kafamda bir meblağ yok. Siz ne kadar düşünmüştünüz? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Asla. Adnan amcayı, babamı da susturmak için böyle para mı teklif ettiniz? Hı? Parayla susmayınca da bu mu çalışma şekliniz yani? Parayla susmuyorsa öldür. Ha? Ha? Sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Vallahi Azade Hanım, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben sizden her şeyi beklerim. Seni uyarıyorum Yaman. Ayağını denk al. Konağı da, malı da, mülkü de sana yedirmem. Duydun mu? Tek kuruşunu bile yedirmem. Bunu aklının bir köşesine yaz. Ben sana çek git dedim ve gölgeni de al git demedim ki baba. Ben sana ölüme koş demedim ki. Niye yaptın baba bunu? Baba niye yaptın bunu bize? Tamam abi tamam. Baba. Baba. Hakkını helal etsin. Ne olur. Tamam. İşim var burada. Ya Adnan benim 40 yıllık arkadaşım. Son yolculuğunu da uğurlamaya gelmeyeyim mi Azade? Hadi. Hadi defol git şuradan. Bak Azade, ne kadar kızsan da ne kadar yok saysan da gerçekler bir gün ortaya çıkıyor değil mi? Dur bakalım daha neler olacak. Ben çocuklara bir başsağlığı dileyim.
Ferit, Sinan. Sizin de başınız sağ olsun çocuğum. Allah sabırlar versin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yaman, senin de başın sağ olsun. Ne de olsa senin de baban sayılırdı. Sağ ol. Allah sabırlar versin. Amin. Başınız sağ olsun. Azade Hanım, başınız sağ olsun. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Allah Kur'an-ı Kerim'inde her canlı ölümü tadacaktır buyuruyor. Bizler de bugün burada Adnan Beyefendi'yi ahiret uğurlayacağız inşallah. Buyurun cenaze namazına. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem kardeşlerim, ahirete irtihal etmiş olan Adnan Beyefendi'ye ahiretlik olarak hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. El Fatiha. Babam. Babam. Gidiyor Ferit. Ferit babam gidiyor. Babam gidiyor Ferit. Gidiyor abi. Sinan. Babam gidiyor babam. Tamam gene ne oldu? Hadi abi. Ferit. Hadi abi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi baba. Hadi oğlum. Hadi. Bırak, 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 bırak. Başınız sağ bırak.
Başın sağ olsun. Geç buldun, erken kaybettin. Keşke böyle olmasaydı. Ağla. İstediğin gibi ağla. Kendini güçlü hissetmek zorunda değilsin. Acını, yasını istediğin gibi yaşa. Yaşayacağım. Ama hayatımı yaşayacağım, yasımı değil. Ben bu acının bedelini yıllar önce ödedim Betül. Yıllar önce ödedim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Gel biraz gel. Sen gel bakayım biraz dışarı. Hayırdır Ferit, ne oluyor? Babamla ilgili bana söylemen gereken bir şey var mı? Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Bak bir daha soruyorum. Babamın vefatıyla ilgili bana söylemen gereken bir şey var mı? Af buyur. Babamla en son sen görüşmüşsün gecenin bir vakti. Ne konuştunuz, ne anlattı sana? Adnan amcayla konuştuklarımız bizim özelimiz. Ne özeli lan? Başlatma özelinden. Benim babam öldü, öldü. Özel mi kaldı? Ya senin babansa benim de ayrı bir hukukum vardı Adnan amcayla. Anladın mı? Canım sıkma ya. Ferit. Gel buraya gel. Nereye Ferit, gidiyorsun? Ferit tamam, sakin ol. Lütfen. Ben sana bir soru sordum. Cevap vereceksin, ondan sonra gideceksin. Ya tamam. Bak Ferit. Tamam. Yaman, ne konuştuysanız anlat. Bak böyle susarak olmaz.
Ferit bak, hepimizin canı yanıyor. Şimdi sırası değil. Git kendi yasını yaşa. Anladın mı beni? Senin kafandan şu an ne geçiyor bilmiyorum ama biz Adnan amcayla sadece dertleştik, bu kadar. Lan babamın o saatte dertleşeceği insan sen değilsin. Bana amal okuma. Ya sen nereden biliyorsun bizim aramızdaki yakınlığı? Ulan aranızdaki yakınlık neyse benim babamı yaşatmaya yetmedi. Benim babamı uçurumun kenarında buldular lan. Öldü lan benim babam, öldü. Ne anlatıyorsun bana? Senin canını daha fazla acıtmak istemiyorum, beni rahat bırak, anladın mı? Hadi. Ferit. Ferit tamam bak, gözümün içine bak, tamam sakinleş. Şimdi değil lütfen. Şimdi sırası değil, tamam. Daha sonra gidersiniz, oturursunuz bir yerde konuşursunuz ama şimdi değil lütfen. Lütfen. Babasını kaybedince insan yönünü kaybetmiş gibi oluyor. Biliyorum çok zor ama acını öfkeni değil, sabrına tutunacaksın artık, tamam mı? Seni çok seviyorum. Sağ olsun. İyi ki varsın dede. Kurtulamadın gitti şunlardan. Ne işin var senin ya orada? Şu kardeş sevdan da anlayamadım zaten. Kız sarıldı sana. İştenlikle hem de. Dede dedi. Peki sen? Hiç mi bir şey hissetmedin? Hiç mi sızlamadı yüreği? Neden cevap vermiyorsun? Sızlasa ne olacak? Elif'im hayatta mı kalacak benim yüreğim sızlasa? Ayşe sarıldı diye Elif'ten vaz mı geçeceğim? Elif elimde doğdu. Elimde. İki kızımı toprağa gömünce onun sayesinde hayatta kaldım. Kız ölecek. Biz ne yapıyoruz? Hı? Ne yapıyoruz? Ama Elif yaşayacak. Gerekirse sen öleceksin. Gerekirse ben öleceğim. Ama Elif yaşayacak. Anlaşıldı mı? Peki Ayşe? Ayşe ölse bile mi? Ayşe'ye bir şey olmayacak. Ama gerekirse onu da harcarım. Anladın mı? Yok kız, biz demem. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sinan. Ferit. Buraya gelin çocuklar. Geçin oturun.
Hadi bakalım, artık toparlayın kendinizi. Bakmayın öyle boş boş. Hayat devam ediyor. Ölenle ölünseydi dünyada kimse kalmazdı. Kendiniz için, aileniz için, benim için yaşamaya devam edeceksiniz. Güçlü olacaksınız. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Sinan'ım. Artık bu evin emaneti sende. Abisin. Babanın sorumluluklarını sen devralacaksın. Her türlü zorluğa karşı ailenin önünde siper olacaksın. Anlaşıldı mı oğlum? Sonra herkes kendi yoluna baba. Sen sağ, ben selamet. Eline yüzüne bulaştırdın. İyi halt ettin. Ya ben bir günah işledim be. Allah da benim bin türlü belamı versin. Nasıl bir günah işledim ben? Allah belamı versin. Belamı verdi işte. Verdi işte belamı. Allah belamı verdi ya, adam benim yüzümden öldü. Babam benim yüzümden öldü. Abi. Benim yüzümden öldü. Abi. Ferit. Abi. Dur. Oğlum babam benim yüzümden yapma, öldü. Ferit. Yapma Allah rızası için dur abi. Yok öyle bir şey. Dur. Oğlum adamı ölüme yolladım lan. Tamam Sinan abi, sakin ol tamam abi. Ferit babam benim yüzümden öldü oğlum. Abi lütfen kendini suçlama, takdir-i ilahi yapma. Yapma hadi. Benim yüzümden öldü oğlum. Sinan abi tamam lütfen yapma. Abi. Babam. Abi tamam sakin. Sinan abi. Oğlum adam benim yüzümden öldü lan. Hadi abi hadi. Cüzdanım da benim fotoğrafımı taşıyormuş. Çok içim acıdı lan. Oğlusun abi tabii, taşıyacak. Oğlum onun hasoğlu Ferit de. Babamın gözünde bir değerim, bir kıymetim yok diye biliyordum.
Eğer varmış. Çok canım acıdı ya. Baba hangi baba oğluna kıymet vermez ki? Öldükten sonra mı anlayacaktım ben? Ha? Babam öldükten sonra mı anlayacaktım ben bana verdiği değeri? Ve çok seviyormuşum lan ben babamı. Sakin ol artık. Babam. Babam. Tamam abi tamam sakin ol abi. Tamam. Tamam. Gel buraya gel. Gel. Gel sen de gel. Yok yok. Yok abi. Oğlum gel buraya. Ya yok. Ferit. Gel buraya saçmalama. Unuttun mu oğlum sen? He? Babam ne kadar sever bu çocuğu. Ha? Ne kadar sevdiğini unuttun mu? Eski defterleri kapatmanın zamanı gelmedi mi abi? Bundan sonra üçümüz beraber yaşatacağız babamın anısını. Tamam mı? Belki biraz da annem. Kin, nefreti bırakacağız oğlum. Yok öyle. Üç günlük dünya. Gel buraya. Gel buraya Ferit. Gel kardeşim. Başımız sağ olsun. Sensiz uyumak istemedim. Birini kaybettiğin zaman hayat dursa dersin. Vapurlar, arabalar, saatler. Her şey bir an için donup kalsa. Hiçbir şey eskisi gibi olmasa. Hatta ölenle birlikte herkes, her şey yok olup gitse dersin. Ama bir bakmışsın ki sabah olmuş. Güneş yeniden inadına doğmuş. Bak bana Ferit. Ben çocuk yaşta herkesi kaybettim. Annemi, babamı, tüm sevdiklerimi. Ama hala ayaktayım. Bir de yetmezmiş gibi bebeğimizi de kaybettik. Ama hayata bağlandık. Birbirimize bağlandık. Yine öyle olacak Ferit. O dağılan inci taneleri gibi olmayacağız biz. Tam tersi daha güçlü olacağız. Daha çok bağlanacağız birbirimize. Daha güçlü olmak için birbirimize tutunacağız. Keşke sevdiklerimiz giderken yanlarında keşkeleri de götürseler. Babama söylediğim, söyleyemediğim her şeyden dolayı çok pişmanım. Her gün, her sabah, ömrümüzün kalanının ilk günü Ferit. Hiçbir şeyi geri getiremeyiz. Eksiliriz, çoğalırız belki.
Ama yarın mutlaka yeni bir hayata başlarız. Yarın da öyle olacak. İnan bana. İnan. Gel buraya. Muradına erdin Azade Hanım. Oğlumuz soyadımıza layık kızla evleniyor. Gülmesin mi? Gülsün tabii ki. Günaydın eski nişanlım. Niye o kadar şaşırıyorsun? Hayırdır anne, ne bu hal böyle? Dingo'nun ağrı mı burası? Böyle girilir mi? Ah Azade anneciğim, nasılsın? İyi misin? Ne işin var senin burada anne? Yalnız çabuk toparlanmışsın. İyi gördüm seni. Cap canlısın. Müjdemi isterim. Seninle yine gelin kayınvalide oluyoruz. Ama asıl müjdeyi kocam gelince verecek. Bu arada biz Yaman'la evlendik. Demek Seyis'in oğlunu ikna edebildin. El öpmeye mi getirdi seni? Seyis'in oğlu Yaman değil Azade Hanım. Adnan Sancakzade'nin oğlu Yaman'la evlendi Hande. Ne diyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun oğlum? Ne saçmalıyor anne bu? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Kafayı mı yediniz lan siz? He? Siz evlatlarınıza anlatmadınız mı kim olduğumu? İşinize gelmedi herhalde. Söyleyelim bilsinler ya. Gerçekleri saklamanın bir manası yok. Anlatalım öğrensinler. Neyi öğrenecekmişiz biz? Söyle bakayım söyle söyle. Öz babadan kardeş olduğumuzu. Lan ne saçmalıyorsun oğlum? Ne öz babadan ne kardeşi? Basın gidin elimden bir kaza çıkmasın hadi. Ferit kusura bakma da biz buraya misafirliğe gelmedik. Ben karım Hande'yi yaşayacağımız yere, evimize yani konağımıza getirdim. Anladın mı? Eğer bilmiyorsanız ben anlatmaya devam edeyim. Adnan Sancakzade benim öz be öz babam. Yani seninle ve Sinan abiyle aynı adamın kanını taşıyoruz. Bak oğlum. Tamam siz bunları sindire durun. Ben veraset olayına geçeyim.
Bakın burası daha tatlı. Sonunda sevgili babamın aklına gayrimeşru oğlu gelmiş ve ölmeden önce her şeyini bana bırakmış. Buna konağın tapusu dahil. Yani anlayacağınız bu kocaman konağın tamamı artık bizim. Tapulu malımız. Kardeşinize sarılmayacak mısınız?